Merhaba Blender severler. Bu videomda sizlere yine oldukça faydalı bir eklenti tanıtacağım. Bu eklentimizin adı Carver. Bu eklentiyi herhangi bir yerden bulmadım. Blender içerisinde bulunan bir eklenti. Hemen eklentiyi aktif hale getirerek dersimize geçelim. Edit, düzenlemeye geliyoruz. Tercihleri açıyoruz. Tercihler bölümünde de sayfasında da penceresinde de Addons'a geliyoruz. Ben burada şimdi Carver'ı arayacağım. Bakın şöyle Carver yazıyorum. Zaten kar yazdığımız zaman da çıkacaktır. Hemen burada görüntüleri çift tıklıyoruz. Aktif hale getiriyoruz. Buraya tıklayalım. Bakalım burada nerede bulunuyor? 3D View diyor. Burada 3D alanda e, arayüzü açılacak. Bu arayüzü aktif hale getirmek için Ctrl Shift ve X'i kullanıyoruz. Ayrıca bu arayüzle ilgili de çeşitli bilgiler vermiş. Burada bakın çeşitli ayarlar bölümü var çizgi kalınlığı vesaireler Ayrıca burada kısa yolları da belirlemiş Sizler buradaki kısa yolları da değiştirebilirsiniz Şimdi şöyle yapalım bu eklentiyi aktif hale getirmeden önce buradaki nesnemizi daha iyi bir görüntülemek için gölgelendirici de bazı değişiklikler yapalım hemen şuraya geliyorum Burada bunu objekte alıyorum Ayrıca viewport alıyorum arka tarafı birazcık koyu hale getirmek istiyorum. E sonrasında bir bakalım cavity'yi aktif hale getiriyorum ve burada screen türünü de bolt'a alıyorum. Kenarlar birazcık daha böyle parlak olsun istiyorum. Hani buradaki nesneyi daha keskin bir şekilde görelim. Şimdi bire basalım şöyle yan görünüme bir geçelim. Daha doğrusu ön görünüme. Sol üst taraftan bunu görüyoruz. Shift-Ctrl-X'e bastığımız zaman buradaki aracımızı aktif hale getiriyoruz. Yalnız burada dikkat ederseniz aracımız şu anda create modunda yani oluşturma modunda. Eğer Buradaki nesneyi seçmezsek ve bu eklentiyi aktif hale getirirsek kısa yolla burada sadece nesneler oluşturabiliriz. Bu nesneler nelermiş? Rectangle yani şöyle bir tane diyelim ki bakın bir küp oluşturduk. E sonrasında tekrardan bir aktif hale getirelim. Bunu seçiliyken yapmayalım. Şöyle ESC ile çıkalım, tıklayalım herhangi bir yerden seçimi kaldıralım. Bakın şimdi tekrar Create moddayız. Boşluğa bastığımız zaman çizgi oluşturabiliyoruz. Hani bundan çıkalım. Tekrar aktif hale getirelim. Bir de circle oluşturabiliyoruz. Bunlar bizim nesneleri oluşturmamız için. Bakın bir tane silindir oluşturabiliyoruz. Bir tane küp oluşturabiliyoruz. Bir de çizim yapabiliyoruz. Herhangi bir şey seçmeden tabi bu create modu açık. Örneğin çizgiyi bir de deneyelim. Bir bakalım ne yapacak. Boşluğa bastığımız zaman da onaylıyoruz. Bakın böyle bir düzlem nesnesi oluşturmuş olduk. Ben bunları istemiyorum. Bu nesneleri şu an için sileceğim. Tekrardan öngörüme öngörüme geçeceğim. Şimdi nesneyi seçmemiz gerekiyor. Nesne üzerinde işlem yapacağız çünkü. Nesneyi seçtik, Ctrl X'e basıyoruz. Bakın şu andaki işlemimiz difference'tır. Burada benim çizeceğim işlemle buradaki nesne üzerinde değişiklikler yapacağım. Kesmeler, kırtmalar yapacağım. Şimdi burada da bazı araçlar var. E, cut type dediği, hani bunu boşlukla değiştiriyoruz. Rectangle'da e, neydi özellikle rectangle'ın? Bakın şöyle çizdiğim zaman böyle bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Kare oluşturuyoruz. Bu bir seçenekti. Boşluğa basıyorum. Line, çizgiye geçiyorum. Çizgi çiziyoruz. Tekrardan e, SC'ye basıp çıkalım. Ayrıca ne var? En sonunda da circle var. Böyle buraya tıklayıp hareket ettirdiğimiz zaman böyle bir çizim yapıyoruz. Yani bir çember. Daire oluşturuyoruz. Tekrardan şöyle sağ tıklayarak bunu aktiflikten kaldırabiliriz. Tekrardan Shift Control X buraya bir girelim. İkinci seçenekte Bevel bölümü var. Aya basarsak Bevel işlemini ya kapatır ya da açar. Bevel update eğer bir Bevel yaparsak kenarlarda bunu uyum sağlayacak hale getiriyor. Burada Apply Operations var. Yani işlemleri uygulama ile ilgili örneğini vereceğim. Chorser Depth var. D ile bunu da aktif hale getiriyoruz. Bunu da örneğini vereceğim. Ayrıca sol tarafta bir H var. Buna bastığımız zaman da bize kısa yollar veriyor. Hani yeniden çizme işlemlerini Shift yapıyoruz. Left mouse patına bastığımız zaman yani fare tıklamasına bastığımız zaman onaylıyoruz. Buradaki çizimimizi taşımak için altı kullanıyoruz. Dimension'ı yani çapını fareyi hareket ettirerek yapıyoruz. Geometri oluşturmak için C'yi kullanıyoruz. Cursor'ı hareket ettirmek için kontrolü ve Sol fare tekerleğine, hani sol fare tıklamasını daha doğrusu kullanıyoruz. Bir de profil fırçaları var. Bununla da B'yi kullanıyoruz. Burada hani keşfedebildiğim kadarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi H'ye basıp buradakileri bir kapatalım. Burada öncelikle rectangle alanındayız. Dikdörtgen alanında. Bakın şimdi ben bir çizim yapacağım. Burada bu nesnenin üzerine doğru geliyorum. Şöyle bir çizim yapıyorum. Bu çizimimi ben istediğim alana taşıyabilirim. Bunun için alta basılı tutuyorum. Artık bunu taşıyabiliyorum. Dikkat ederseniz. Kontrole basılı tutarsam burada böyle snap yapabiliyorum. Köşelerde. Şimdi H'ye basalım. Bakın sol tarafta da yine görebilmekteyiz. Hani snap'i kontrole bastığımız zaman görebiliyoruz. Fare tekerleğini kullanabiliyoruz ayrıca. Onaylama var. Validate. Boşlukla. Boşluğa basarak onaylayabiliyoruz diğer seçeneklerimiz var. Ben burada biraz önce taşıdım. Alt ile. Şimdi mesela ben burada ne yapıyorum? Altla bunu taşıdım. Tek yapmam gereken tıklamak. Bakın şimdi buraya tıkladığım zaman artık bu nesnede ben bir kırpma işlemi yapmış oldum. Şöyle kenara geldiğimiz zaman bu kırpmayı görüyoruz. Şimdi tekrardan şöyle bir geriye alalım. Biri e alalım. Burada ben iki ile şuraya bir yere geliyorum. Tekrardan bir çizim yapıyorum. Şuralardan bir yerden bir kırpmak istiyorum. Bakın görüldüğü üzere artık böyle bir kırpma işlemi yaptım. 3'e basarak sağ görünüme geçiyorum. 2 ile şöyle yan görünüme geçiyorum. Tekrardan burada bir kırpma yapıyorum. Bakın elimizde böyle bir şekil oluşmuş oldu. Gerçekten oldukça faydalı bir araç diyebilirim. Yani burada oluşturulmak istenen şeyler sizin hayal gücünüzle sınırlıdır diyebilirim. Modelleme de oldukça işinize yarayacaktır. Şimdi şöyle yapalım isterseniz, bu işlemleri tamamen bir geriye alalım, biri alalım tekrardan. Şurada Apply Operations var, bundan bir bahsetmek istiyorum. Örneğin bir çizim yaptım, tıkladım. Burada yapılan işlemde bu hani etkileyen nesne görünmüyor. Geriye gelelim, Apply Operations, Q'ya basalım, bunu kapatalım. Bakın şimdi çizimi yapıyorum, çizimi yapıp onayladıktan sonra eklenen nesneyi de artık görüyoruz. Şöyle ki SC ile buradan çıkalım. Tabi arka tarafı birazcık koyu hale getirdiğim için burada nesneyi göremiyoruz. Viewport'u bakın biraz açalım. Şu şekilde şimdilik. Burada bakın bu nesnemiz aktif halde. Bunun güzel yanı şu. Bunu ben istediğim yere taşıdığım zaman bakın hala etkileyebiliyorum. Bunu kullanarak çok güzel animasyonlar bile yapabilirsiniz. Mesela bunu büyütüp küçülterek animasyon yapabilirsiniz. E orantılı bir şekilde örneğin y ekseninde küçülterek bir animasyon oluşturabilirsiniz. Diyelim ki şöyle bir hani animasyon bakın aradan giderek büyüyor. Tekrardan bir bölme yapıp aşağıya alabilirsiniz. Oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradan tekrardan sağ tıklayarak bir çıkalım bakalım yine dediğim gibi yukarıya doğru taşıyalım. Bakın. Kesme efektleri verebiliriz. Gayet güzel. O yüzden hani burada Shift Ctrl X'e bir tekrardan geriye alalım bu işlemleri. Shift Ctrl X'e basalım. Apply Operations'ı hani kapalı tutarsanız oradaki nesneyi aktif halde tutarsınız. Misal şurada bir tıklayayım. E, çizgi moduna geçeyim. Çizgi modunda mesela ne yapabiliriz? Tekrardan bir örnek göstereyim. Örneğin e Kontrol edip basarak snap yaparak bakın şöyle tamamen snap işlemiyle bir kenarda çizim yapıyorum ben. Burada oldukça güzel tasarımlar yapabilirsiniz. Elimi kaldırıyorum artık serbest. Burada boşluğa bastığım zaman onaylama yapıyorum. Bakın şimdi kenara gelelim. Gayet güzel bir şekilde kenarda o çizmiş olduğumuz şeklin. Burada yapısını görmekteyiz. Kenardan, profilden görmekteyiz. Eğer ben burada yine e, apply operations hani Q'ya basarak bunu kapatırsam, yeni bir çizim yaparsam bakın şimdi. Şöyle rastgele bir çizim yapalım. Onaylayalım. Bakın burada tekrardan bu nesnemizi görüyoruz. ESC ile çıktıktan sonra yine bu nesneyi istediğiniz yere taşıyıp istediğiniz animasyonları pekala yapabilirsiniz. Tekrar işlemi geriye alalım. Bire basalım. E, aktif hale getirelim. Bir de burada ne varmış? Cursor Depth var. Bunu da şöyle yapalım isterseniz. Bir kere daha boşluğa basalım. Burada Circle var. Bu Circle'da da daire şeklinde bir şey oluşturuyoruz. Alta basılı tutuyorum. Bakın bunu alta basılı tutup istediğim yere taşıyorum. Şu merkezde bir yerde dursun. Burada bakın büyütüp küçültebiliyorum bunu. E, H'ye bastığımız zaman sol tarafta dikkat edin kısa yollar görebiliyoruz. Kontrole basın tuttuğumuz snap yapabiliyorum. E, tıklarsam burada hani onaylayabiliyorum. Bir bakalım şöyle ortada bir kesme işlemi yaptık. Bakın görüldüğü üzere nesneyi burada e, bölmüş olduk. Şimdi tekrardan bir 3'e basalım. Bu sefer yan tarafta aynı şekilde bir çizim yapabilirim. Alta basılı tutup ortaya taşırım. Tekrardan bakın burada da bir bölme işlemi yapmış olduk. İsterseniz şöyle yan taraftan bakın şöyle ikiye basarak tekrardan bir çizim yaparım. Alta basılı tutup buraya alırım. Buraya aldıktan sonra burada da bir bölme yaparım. Oldukça tuhaf bir hani bölme kesme işlemi yapmış olurum. Oldukça faydalı diyebilirim. Gerçekten öyle. Bu işlemleri bir geriye alalım tekrardan. Şöyle bire basalım. Bakalım şöyle başka Circle Subdivision değeri var. Mesela burada e, kısa yolları ne vermiş? V ile W ile X vermiş. Hemen bu çemberi oluşturduk. Bakın daireyi e, W'ye bastığım zaman bunun çözünürlüğünü düşürüyorum. Şimdi bakın X'e bastığım zaman da hemen görüyoruz. Bunu artırıyoruz çözünürlüğünü. Ben birazcık bunu küçülteyim. Şöyle W ile bu sefer alta basılı tutarak şöyle taşıyayım. Burada bir yerde kesme yaptığım zaman bakın burada artık kesmeyi yapmış oluyoruz. Peki şu alt kısımdaki cursor depth nedir? Hemen buraya gelelim. Bakın bu da bunu da D ile mesela kapatalım diyelim ki açalım. Şimdi şöyle burada aynen böyle bir işlem yaptığımız zaman bunu belli bir derinliğe göre ayarlıyor. Yani e, arka tarafa geçirmiyor. Belli bir yere kadar bunu Derinliği daha ileriye gitmiyor. Cursor de böyle bir seçenekmiş. Tekrardan mesela burada neyi alalım örneğin? E, çizgiye değil de circle'a değil rectangle'a alalım. Bakın böyle bir kesme yaptım diyelim ki. Bunun derinliğini ayarlayabiliyor muyuz? Şu an için derinliği ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Tıkladığımız zaman belli bir yere kadar burada da aynı şekilde bölme işlemini yapmış olduk. Bir de şöyle çizgi ile yapalım. Bakın mesela şöyle aynen burada yine belli bir yere kadar derinliği sağlamış oluyoruz. Evet ayrıca C'ye basalım. C'ye bastığımız zaman bakın burada Create seçeneği vardır. Hani nesne oluşturmamızı sağlıyor. Bu line çizgiydi. Circle oluşturabiliyoruz ve ayrıca rectangle oluşturabiliyoruz. Bunları da yapabilmek mümkün. Yine bunlarla ilgili kısa yolları da sol tarafta görebilmeliyiz. Bir tane daha faydalı bir özelliğimiz var burada. Profil Brush diye bir seçeneğimiz var. Bir de ondan bahsedeyim. Tekrardan burada bakalım C'ye basarak eski haline getirelim. Buradaki süreci de şöyle bir geriye alalım. 1'e basalım. Bir de şu profil, e, profile brush var. Bir B'ye basalım. Bu nasıl bir şeymiş? Bakın burada Karşımıza böyle bir seçenek çıkıyor. Bununla da ilgili birçok kısa yol var. Mesela sol tarafta hemen bakalım, J ve U var. Sıralara yan yana gelen sütunları, dizilimleri oluşturmakla ilgili, aralarını belirlemekle ilgili kısa yollar var. E, w var. E, sonraki profile geçmek için X var. E, step angle var. Oldukça kapsamlı bir araç diyebilir mi gerçekten? Mesela S ile küçültüyoruz. Örneğin bu küçüklük tıkladığımız zaman yine istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Mesela burada ben sonraki fırçaya bir geçeyim. Hangisiymiş o? Şurada yazıyor. X'e e basalım mesela. X'e bir basalım. Burada bakın böyle bir şekil çıktı. Şurada da görüntüleyebiliriz. Biraz yakınlaşalım. Tekrar bir X'e basalım. Bakın birçok karşımıza fırça şekli çıkartıyor. Bu fırçaları sizler belirleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki neyi alalım? Şu artıya alalım. Bundan aldık. J'ye basalım. J ne yapıyor? U ne yapıyor? Şu an için bir şey yapmıyor. Bir yukarı tuşuna ve aşağı tuşuna basalım. Evet. Bakın yukarı oka bastığım zaman bunlardan çoğaltıyor. Sağ oka bastığım zaman da çoğaltıyor. Mesela S'ye basıp bunları küçültüyorum. Sonrasında e, alt e, duplicate var bakın. Alt ve boşluğa basarak. Bunu hani çoğaltabiliyoruz. Tekrardan burada bir bakalım şöyle. X'e basarak değiştirebiliyor muyuz? Fırçayı değiştiriyoruz ama çoğalma kayboluyor. Yine şöyle e, artıya alalım. Tıklayıp onaylayalım. S ile biraz küçültelim. Tekrar onaylayalım. Burada tekrardan sağ ok ile bunlardan birazcık artıralım şöyle. Bakın öncekini aklında tutmuş. S ile küçültüyorum şöyle. E tabi e, kontrole basarsak snap halinde küçültürüz. Mesela burada merkezde bir yerde bunları tutalım. Sonrasında bunu onaylamak istiyorsak boşluğa basarız ve onaylamış oluruz. Bakın şimdi bu fırçalar SC'ye basıp çıktığımız zaman bu fırçalar bu nesnenin yüzeyinde çeşitli şekiller oluşturmuş oldu. Gayet etkili, gayet güzel. Peki delik oluşturabiliyor mu? Bir geriye alalım. Tekrardan aktif hale getirelim. Burada B'ye basalım. Tabi tekrar tekrar bazı işlemleri yapmak zorunda kalıyoruz. İkisiyle fırçamızı değiştiriyoruz. Bir W'ye basalım. Fırçaya alalım tekrardan. Bir bakalım. Şurada şu artıyı almak istiyorum. Bir bakalım. Evet. W'da evet. Şimdi S ile küçültelim. Bir iki tane şundan. 3 tane alalım, 3 tane de yukarı oka basalım. Örneğin bunu tıklayıp onaylayalım. Şurada H'ye basıp bir görelim. Derinlik seçeneği var mı? Hani burada ben göremiyorum. Ha, thickness değeri var. Bakın burada e, aşağıda şöyle göstereyim e, kalem işaretçisiyle şöyle thickness değeri vermiş. Buna D ile hani D'ye basalım bir bakalım D'ye basıp. Ne yapacağız? Derinliği belirliyoruz zannedersem. D'ye bastığımda herhangi bir şey olmuyor. D'ye bastığım zaman evet buldum. D'ye basıyorum. Sağ tarafa kaydırıyorum. E, rakamların arttığını görüyoruz burada. Bakın. Giderek örneğin bir 5 değerinde getirelim. Tickness'ı tıklayalım. E, ve tıklamamıza gerek yok. Boşluğa basalım. Onaylayalım. Bakın artık derinlik 5 değerinde. Görüldüğü üzere. Bunu demek ki verebilmek için nesneyi birazcık daha thickness'ı artırmamız lazım. Şöyle gelelim şuraya. Bir bakalım. Tekrardan D'ye basılı tutup birazcık daha artıralım. Örneğin 15 değerini girelim. Boşluğa basalım. Bakın nesneyi artık buradan gelmiş olduk. Aynı işlemi yine 7'ye basıp tepe görünüme gelip buradan da pekala yapabiliriz. İstediğimiz fırçayı belirleyerek istediğimiz özellikleri oluşturabiliriz burada. Gerçekten oldukça güzel bir özellik. Şöyle diğer fırçalara bakalım. Bakın burada diğer fırçaları da belirlediğimiz zaman bunların derinliğini de görüyoruz. Artık thickness 15'te kalınlık. Bakın mesela şundan boşluğa bastım. Burada gelip boşluğa bastım. Burada boşluğa bastım. Onayladım. Çeşitli şekillerde bunu uygulamak mümkün. Şu altta instantiate diye bir şey var. Buna bir basalım I'ya açalım. Bu nasıl bir şeymiş? Tam anlamıyla hani çok da algılayamadım bunun ne olduğunu. Üçe basalım. Şöyle yan görünüme geçelim. Şurada mesela uygulayalım. Evet çok ilginçtir. Arada bir yerde kesme işlemini gerçekleştirdi. Tekrardan Burada e, sol tarafta difference bölümü var. Bakın buradan uygulayabiliyoruz. Başkaca bir seviyeyi zannedersem uygulayamıyoruz burada. Scale diyelim, küçültelim. İyice küçülttükten sonra yine bakın basarak buradan uygulayabiliyoruz space'e. Gerçekten oldukça faydalı, kapsamlı bir araç. Hani temel e, olarak özellikleri bunlar. Burada e, difference demiş gerçi bir T var. Burada bir T'ye de basalım. Bakalım. Union var, birleştirme var. Acaba union da ne yapıyor? Bir bakalım şuraya gelelim. Tıklayalım. Evet. Bakın bunda da nesneleri birleştiriyor, ekliyor. Özellikle profilden baktığımız zaman şöyle bir büyütelim mesela bunu. Büyüttükten sonra tıklayıp onaylayalım. Bakın şimdi buraya biz dilediğimiz gibi birazcık daha büyüteyim tıklayalım. Artık nesne eklemiş oluyoruz. Gerçekten ama gerçekten oldukça zengin bir araç. Hemen de zaten bu fırçamız bunun yüzeyine de yapışıyor. Dikkat ederseniz istediğimiz yerden bunları ekleyebiliyoruz. Şöyle tekrardan fırçayı bir değiştirelim. Örneğin artıya alalım ve oklarla bunlardan birazcık artıralım. Mesela şöyle olsun. Bir ile şu yukarıya bir yere geldiğimiz zaman bakın bu nesnemize bunları eklemiş olduk. Oldukça faydalı, oldukça etkili bir araç diyebilirim. Tekrar etkin hale getirirsiniz. Dilediğiniz hani şekli oluşturursunuz. Bakın bu alt kısma e alta basılı tutarak taşıyalım şöyle. Burada da böyle bir kesme yapıp oldukça farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Tasarımlarda oldukça işinizi göreceğine e, hani emin olduğum bir e, e, eklenti diyebilirim. E, gerçekten de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bununla ilgili dediğim gibi yeni yeni özellikler keşfettikçe e, bunlar bu eklentiyle ilgili. Böyle güzel animasyon fikirleri de aklıma geldikçe bunları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar böylece oldukça faydalı bir eklentiyi de tanımış olduk. Sonraki eklenti derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.